Hazırsak başlayayım mı? Kısa tutayım mı dünkü gibi? Değerli basın mensupları, bugün daha önce de ifade etmiştik. Çok önemsediğimiz bir husus var ve bu konuda iktidar partisinden ve Sağlık Bakanı'ndan bir yaklaşım, bir açıklama bekliyoruz. Şöyle ifade edelim ki, Türkiye'de 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde başlayan daha sonra ilk dış vaka olarak Singapur'da görülüp Mart ayının onundan itibaren de Türkiye'yi etkisi altına alan bir pandeminin, bir salgının yönetimiyle ilgili çeşitli süreçlerden geçiyoruz. İlk başlarda Sağlık Bakanı'na tüm toplumun vermiş olduğu kredi ciddi bir hayal kırıklığına dönüşmek üzeredir. Sürecin ilk başlarında daha salgın çok e, yeniyken ve çok ciddi tedbirlerle e, engellenebilecekken Türkiye'deki vaka sayılarını salgına aylardır muhatap olan ülkelerle karşılaştırıp bunun iletişimini yaparak bunu belli bir noktada e, başarı öyküsüne dönüştürmek için tasarlanmış bir siyasi iletişimle karşı karşıya olduğumuzu, vaka sayılarının gerçek rakamları göstermediği, hasta sayılarının vaka sayısı olarak ilan edildiği, biraz İran'da yeni normal denilen sürecin doğru planlanmadığı ve devamında Ekim ayında, Kasım ayının ortalarında yeniden sokağa çıkma yasaklarına ihtiyaç duyulacak ve günde 300 canı kaybettiğimiz bir sürece sürüklendiğimiz bir boş vermişliği bir veri gizlemeyi, e, ölüm sayılarının manipüle edilmesini hep beraber yaşadık. Şimdi süreç aşı süreci elimizde olmayan Hıfzı Sağ Kurumu 1928'lerde kurulan 30'larda dönemin salgın hastalıkları için aşı üretmeyi başaran ve AK Parti döneminde katıp atılan Hıfzı Kurumu'nun yokluğunda yumurtaları bütün hepsini bir sepete koymuş. Çin aşısı olmazsa başka çözüm üretemeyen Çin'in aşıyı siyasi şantaj malzemesi olarak kullanmaya başlamasıyla korkunç bir suskunluğa bürünen ve bizzat Sağlık Bakanının verdiği her rakamın boş çıktığı, boşa düştüğü bir süreci yaşıyoruz. Aralık ayının başında bugünler için Şubat ayının sonu itibariyle 50 milyon doz aşının geleceği Türkiye'de olacağı söylenmişken karşı karşıya bulunduğumuz durum ortadadır. Günde bir buçuk iki milyon kişi aşılama kapasitemiz var derken 28 günde iki buçuk milyon kişiyi aşılayabildiğimiz ortadadır. Ne zaman ki yeniden sağlıkçılar ikinci doz aşıyı vuruluyor yani aşı aşılanan ve aşılayan aynı yerde olduğunda aşılamanın hızının artmasıyla övünenlerin sahada bunu sağlayamadıklarını gördüğümüzde apaçık ortadadır. Ve bu konuları konuşmadan, bu konuları bir siyasi çekişme konusu haline getirmeden hep birlikte tartışmak istiyoruz. Ve bu konudaki atmış atmak istediğimiz bütün adımlar boşa, uzattığımız er el havada kalmaktadır. Ve biz bugün için eee Cumhuriyet Halk Partisi salgının Süre gelen salgın yönetimi, salgınla mücadele, aşılama ve Türkiye'deki hem dış ülkelerdeki mutasyona uğramış virüslerin yayılımı hem de Türkiye'ye özel bir mutasyonun bilim kurulu tarafından ifade edildiği ve bunun önümüzdeki süreci nasıl etkileyeceği konusunda bilgi istiyoruz. Sadece bilgi istiyoruz. Sağlık Bakanı gelsin ve bilgi versin istiyoruz. Geçen hafta bu konuda çağrı yaptık, bu hafta başında bunu söyledik, ama şu ana kadar bize bu konuda somut net bir bilgi ulaşmadı. Bugün vereceğimiz bir genel görüşme talebi var. Genel görüşme talebimiz iş düzeye göre 48 saatten önce bugün oylanacak. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi ve e, Milliyetçi Hareket Partisi evet derlerse, şu olacak değerli vatandaşlarımız. Yani ya bakanımız işte uygun değildi falan işte bunu öngörmüş. Biz tabii bir haftadır çağrı yapıyoruz ama bugün evetlendikten itibaren 48 saatten önce zaten olacak iki günden önce. Ama bir haftayı da geçmeyecek. Yani gelecek hafta meclisin son gününe kadar bir genel görüşme açılması kararlaştırılacak. Sayın bakan ne zaman isterse bizim bir tarih dayatmamız yok. Gruplar nasıl uygun görürse. Salı olur, çarşamba olur, perşembe olur. Günün hangi saatinde isterse buyurun meclise gelin ve bize bu konuda bilgi verin diyoruz. Türkiye'deki virüsün mutasyonu. Çünkü biz yeniden vaka sayılarının tırmanışa geçeceği söylenen Mart ayında üçüncü kabusu yaşamak istemiyoruz. Bakın 12'si vatandaşımız birisi Iraklı 13 rehinenin hayatını kaybettiği Başarısız bir operasyona içimiz yanıyor. Üçte operasyonda evladımızı kaybettik. 16 kişiye ciğerimiz yanıyor. Anaları için, babaları için, evlatları için üzülüyoruz hep beraber. Ve bir şey daha hatırlatalım. Bugün bu ülkede yine birisinin annesi, birisinin babası, birisinin evladı olan günde 900 90 kişi ölüyor. Biz yine üç günde bir Soma faciası yaşıyoruz. Bundan bir buçuk ay önce her gün bir Soma faciası yaşıyorduk. Yani bu yitip giden canların gitmemesi Mart ayında yine her gün 250-300 kişiyi kaybetmemek için Sağlık Bakanı'na diyoruz ki gel bunu mecliste tartışalım. Gel bize bilgi ver, meclise bilgi ver. Grupların uyarılarını, önerilerini dinle. 13 şehidin olduğu gün iki bakan kalktı bilgi vermeye geldi. Senin alanında günde 300 kişi ölüyordu. Gel partileri ziyaret et, bilgi ver. Sağlık komisyonunu topla, orada bu konuda bilgi al, bilgi ver. Ama bunları yapmayıp efendim işte kendilerine bırakılırsa bulamadıkları aşıları bulduklarında, yapamadıklarını yaptıklarında durum kendileri açısından en avantajlı olduğu zaman gelip de burada bir şeyler anlatmanın kıymeti yok. Testiyi kırmadan, insanlarımızı kaybetmeden bu konular konuşulsun diyoruz. Bunu buradan bir kez daha ifade edelim. Dün Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara İl Kongresi'ni yaptı. İl Kongresi'nde kullandığı nefret söylemine, hakaretlere, iftiralara, küfürlere dün 22 saniyelik bir basın toplantısıyla cevap verdik ve iade ettik. O konuda daha söyleyecek bir sözümüz yok. Ardından ardından halka sesleniş ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Yapmış olduğu konuşmada bu operasyonun sorumlusu aynı zamanda başkomutan olan Cumhurbaşkanından Milli Savunma Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na kadar tüm Türkiye Cumhuriyeti devletidir dedi. Ya sen niye kızdın, niye köpürdün, niye o kadar hakaret ettin? Bunun sorumlusu kim diye sorduk diye. Beş sorudan beşincisi siyasi sorumluluğu kim alacak? Bay efendim dünyanın lafını ediyor. Sonra sabah ayrı metin, akşam ayrı metin. Gerçekten savrulan, yönetilmeyen, bir gün beş sene önce başbakana yazılmış metni prompterdan okuyan, Ertesi gün sabah söylediğini akşam kendi yalanlayan veya sabah kızdığına akşam cevap veren bir cumhurbaşkanıyla veya bir promptro okuyucusuyla karşı karşıyayız. Kime laf söylenecek, kimle tartışılacak onu da bilmiyoruz. Promptro ne yazılırsa okunuyor, bazı yazılanlar da okunmuyor. Fahrettin Altın Makas dünkü küfür, iftira ve hakaretleri makaslamış, Beni sansürlüyor komple. Kendisinden bahsedersem Anadolu Ajansı o kısmı hiç vermiyor. Bakanları sansürlüyor, muhalefeti sansürlüyor, herkesi sansürlüyor. dönde en son Cumhurbaşkanı sansürlüyor. Promptra yazılanların Cumhurbaşkanlığının sitesine konulamadığı yani utanıyorsan söyleme. Söylediysen utanma. Sorumluluğunu almayacaksan veya orada bulunması sizi rahatsız ediyorsa söylemeyeceksin o zaman. Ama böyle bir acayip ikircikli tutumdan karşı karşıyayız. Bunu bir kez net olarak söyleyelim. Bu ülkede övünülecek bir şey olduğunda Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle, tensipleriyle, teşvikleriyle, talimatlarıyla diyenlerin işler kötü gittiğinde gündem değiştirme hakkı yoktur. Bu Türkiye'de ne kötü gidiyorsa, şehitlerimizi veriyorsak, başarısız bir operasyon yapıyorsak sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü tek karar vericidir. Tek karar vericidir. Salgın kötü yönetiliyorsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Esnaf iflastaysa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çiftçi perişansa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Enflasyon artıyorsa, faiz tırmanıyorsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşsizlik varsa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gençler ülkeden ayrılmayı düşünüyorsa yüzde yetmiş sorumlusu yine Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun altını çizmek lazım. Dünkü kongrenin küfürleri müfürleri değil umrumuzda değil. O konuyla 22 saniye meşgul olduk. Ona bile fazla buluyorum. Ama o kongredeki ışıklar, müzikler gerçekten yüreğimizi acıtıyor. Neden acıtıyor? Ya evinde düğün olmaz da ondan acıtıyor. Cenaze evinde düğün olmaz da ondan acıtıyor. Bir ailenin birinci, ikinci derece yakını vefat ettiğinde Anadolu'da hafta sonu davetiyesi bastırılmış, hazırlığı yapılmış düğünler iptal edilir. Gün düğün günü değil, yaz günü derler. Hem başarısız bir operasyonla Garada 13 tane şehit vereceksiniz. 3 tane askerimiz de operasyon sırasında şehit olacak. Ondan sonra Ankara İl Kongresi'nde müzikleri çalacaksınız, kahkahalar atacaksınız. Bu Anadolu insanının geninde yok, genetiğinde yok örfünde, töresinde, adetinde yok. İnanın hep birlikte ayıplıyoruz. İnanın hep birlikte utanıyoruz. Millet geçim derdindeyken yaşlı teyzeler açım, aç diye yolunuzu kesiyorken orada ne 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 diyor? Böyle anlamazdan gelip uzaklaşanların yoksul teyzenin aç teyzenin sesini duymayanların ona duymuyormuş numarası yapanların dün bangır bangır müzik çaldığını bu ülkedeki bütün vatandaşlarımız duydu. Ve açıkça da söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden kurulan yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin övünerek kurabileceği cümleleri yerinmesi gerekenler nasıl kuruyorlar gerçekten insan hayret ediyor. Kendileri karşılaştırdıkları için, kendileri ayrıştığı için, kendileri karşısındaydık 150 yıldır dedikleri için. Rumi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden beri biz buradaysak, onlar da karşıdaysa, Atatürk'ün milli mücadelesine karşı Ali Atıf, İskilipli Atıf Hoca'nın tarafındalarsa, 150 yıldır CHP'nin hep karşısındayız diyorlar. Kıbrıs Barış Harekatı'nda karşımızdalarsa ve daha sonra da baş eğmeyiz, baş veririz diyorlarsa buradaki sorun şu. Verdiğin baş garibanın, fakirin, yoksulun, güzel insanlarımızın evlatlarının başı ama baş eğmem diyorsun Trump'ın karşısında nasıl baş eğdiğini de hepimiz biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Trump bir mektup yazdı. Aptal olma akıllı ol dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na. Akıllı ol diyor, aptal olma diyor. Severim seni diyor. Alay ediyor, o mektubu tuttular, yuttular. Baktı Trump bunlardan ses çıkmıyor. Mektubu Beyaz Saray yaydı basına. Beyaz Saray. Ondan sonra dörde katladılar, cebe koydular. Birisi dedi çöpe attı ama çöpe atmadığı ortaya çıktı. Sonra gittiler nezaketle verdiler. Verdilerse. Verdilerse. Biz görmedik. Kamuoyu yönde bir tepki görmedik. Bu fakirin canı bu bedende durdukça vermem papazı. Ver benim papazı al senin papazı dedin. O papaz Branson'du. Öbür papaz Fethullah Gülen'di. Fethullah Gülen'i almadan vermem papazı bu can bu bedende durursa dedin. Bir telefon geldi. Branson bile o uçağı nasıl bildi bilemedi. Sonra biz başa yemeyiz, baş veririz. Başa yiyorsun. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla baş veriyorsun. Kerpiç evlerde penceresiz, pencere yerine naylon olan evlerden çıkan şehit cenazeleriyle. Daha ne söylensin? Ve tabii iletişim başkanı Göbelse öykününce sloganın patenti İhvan'dan işaret İhvan'dan söylem Führer Adolf Hitler'den Ein Volk Ein Reich Ein Führer Adolf Hitler tek devlet tek millet tek liderden geliyorlar dönüyorlar dolaşıyorlar bunu söylüyorlar. Çünkü yöntem göbez yöntemi. Çakma göbez. Bunu belletmiş. Bunun üzerinden çalışıyorlar. Dönüyorlar, dönüşüyorlar, söylüyorlar. Ve bütün açıklama gübre desteğini arttıracak. Bay Kemal iyi dinle. Dönecek arpaya, çavdara, yulafa, hububat ürünlerine dekar başına olan desteği 8 liradan 16 liraya çıkaracak. Bay Kemal iyi dinle. Neden diyor? Hani kendi tek lider ya. Tek lider ya. Vallahi bizim genel başkanımızın öyle bir niyeti, öyle bir yöntemi yok. Ama kelimeyi benzeteceksek şöyle söyleriz. Muhalefetteyken askeri ücrete zam yapabilen tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetteyken taşerona kadro verebilen tek lider Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetteyken emekliye iki maaş ikramiye verebilen tek lider Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Şimdi buna bir şey daha eklendi tarımda çiftçinin alması gereken bu verilen yeterli değildir ama desteklemeyi arttırabilen tek liderde de Kemal Kılıçdaroğlu. Aylardır söylüyor. Çiftçinin ihtiyaçlarını söylüyor. 200 milyarın üzerinde alacaklı olduğunu bu hükümetten söylüyor. Vermesi gereken desteklemenin gayri safi milli hasılanın yüzde biri olduğunu, bunun onda birini bile vermediklerini, 210 milyar alacaklı olduğunu söylüyor hububat desteğini arttırın diyor. Yetmez ama bugün 8 liradan 16 liraya çıktıysa bunu Kemal Kılıçdaroğlu gündemde tuttu diye çıkmıştır. O yüzden dinle Bay Kemal diyor. Keşke hep böyle şeyler dinlesek. Keşke 8'i 16 değil de olması gerektiği gibi 24 yapabilsen, 32 yapabilsen, 36 yapabilsen. Hak ediyor çiftçi bunu. Perişan çünkü çiftçi. Pandemide sosyal destek kalkanı 60 milyar lira para dağıtılıyor. 2 milyar lirasını vatandaştan IBAN'la toplamış. 6 milyar lirasını hazineden vermiş. 52 milyar lirasını işsizlik sigorta fonundan. Yani siz çalışanların alnınızın teriyle kazandığınız maaşınızdan kesilen işsizlik sigorta fonuna aktarılan paralardan işçinin kendi kumbarasından. Bütün dünyada hazineler yardım ediyor. Bir tek Türkiye'de ödenecek sosyal koruma kalkanının yüzde doksanı işçinin kumbarasından. Bu kadar acımasız, bu kadar vicdansız bir süreci hep birlikte takip ediyoruz. Ve geldiğimiz noktada bugün Asker ücretli biliyor ki asgari ücret 900 lirayken Kemal Kılıçdaroğlu 1500 dediğinde patronlara siz buna niye hesap sormuyorsunuz diyenler mecbur ben de 1500 yapacağım dedi çoğunluğu kaybedince taşeron işçi biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca taşerona kadro dedi diye alındı kadro emekliler biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır intibak yasası dedi yetersiz bir intibak da yapılsa Kemal Bey sayesinde yapıldı ve bugün çiftçi de biliyor ki aylardır Kemal Kılıçdaroğlu söyledi diye şimdi bak dinle bay Kemal deyip bunu arttırıyor. Bunun mutlaka altını çizmek isteriz. Diğer yandan bir görevi yapmaya devam edelim. Kısa hatırlatma. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Yönetim kurulunda 11 üye 2019 raporu denetleniyor, sayıştay gitmiş, diyor ki bu arkadaşların yapabilecekleri harcama belli, yaptıkları harcama belli. Bu yaptıkları harcamaya göre 3 milyon TL fazla harcama var. Bunlara bir maaş ödenir alıyorlar, iki huzur hakkı veya ikramiye verilir alıyorlar. İkisinin toplamı aylık 30'a falan denk geliyor. Biri 22, birini aya böldüğünde 8, 30'a denk geliyor. Eğer başka bir yerden maaş almıyorsa, alıyorsa 27'ye falan denk geliyor. Bunları çarptım diyor. Yönetim kurulu giderlerinde 3 milyon fazlalık var. Sordum diyor bu para nerede? Biz demişler kredi kartı veririz yönetim kurulu üyelerimize. Bunu neye göre verirsiniz? Temsil ve ağırlama giderleri için veririz. Limit var mı? Limit yok. O zaman ve sonra soru yok. Kim harcadı bunu? Kim ne kadar harcadı? Göreyim. Söyleyemeyiz. Ekstreyi ver söyleyemeyiz. Sayıştay denetimi meclis adına yani millet adına yapıyor. Kredi kartının harcamasını onlar yapıyor. Ekstre bize geliyor. Biz ödüyoruz. Bir göreyim ya neye harcadın göstermiyorlar. İtiraz bunaydı. 2019 sayıştay raporu. Ben burada baştan aşağıya yönetim kurulu üyelerini saydım ve dedim ki 3 milyonluk kredi kartı çekmişsiniz. Kim çekti? Biliyorsunuz geçen hafta yani daha doğrusu bir önceki nöbetimde bir son basın toplantımda yönetim kurulu üyesi Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Seruh Kaleli'nin beni aradığını bana Ziraat Bankası'ndan resmi bir yazı ulaştırdığını, kendisine kartın verildiğini doğrulayan ama harcama yapmadığını ifade eden yazıyı göstermiştim. Ve onu çizmiştik. Şimdi bazı gelişmeler var. Veysi Kaynak eski başbakan yardımcısı aradı nazik bir telefonla. Şunu söyledi. Ben dedi 2020 yılında göreve geldim. Rapor 2019. O yüzden sorunun muhatabı benden önceki yönetim kurulu başkan vekili Yusuf Dağcandır. Ben 2020'de geldiğimde bana da bu kartı verdiler. Aldım ama kullanmadım dedi. Biz bu samimi beyana bu düzeltmeyi yaparak 2019 olduğu için 2020'de aldım ama kullanmadım 2019'u Yusuf Dağcan cevaplasın. Doğru bir yaklaşımdır. Bunu kayda geçiyoruz. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Genç'ten bir mail geldi. Bu mail yine nazik bir dille yazılmış. Sonu bu vesileyle açıklama yapma fırsatı verdiğiniz için teşekkür eder. Iyi çalışmalar dilerim. Ahmet Genç Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı. Söylediği şu, şu maaş alınıyor, bu maaş alınıyor. Bende de bu kart var ama ben de harcama yapmadım diyor. Bir belge yollamamış. Seru Bey'inki gibi belge olsa onu da gösteririz. Ama bu açıklamayı yaptığına göre beyanı doğru kabul ediyoruz ve Sayın Ahmet Gencin de ismini buradan çiziyoruz. Bir de Faruk Çelik'i Sayın Eski Bakan Faruk Çelik'in bir açıklamasını Twitter'da gördüm. Bursalı bir gazeteci soruyor. Sayın Bakan sen ne yaptın? O da Twitter'da ben harcamadım diyor. Bize ulaştırdığı bir belge yok ama beyanı ben harcamadım. Faruk Çeliği de işaretliyoruz. Eğer en sonunda hepsi ben harcamadım çıkarsa kim harcadı diye bir daha dönmek lazım. Bir tek Serrup Bey'den resmi belge var. Şimdi soruyoruz. 3 milyon TL'lik kredi kartı çekilmiş. Herkes aldım diyor harcamadım diyor 3 kişi. Geri kalan 8 kişi. Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Yusuf Bilmez, Feyzi Çutur, Mahmut Kaçar, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Gülnur Aybet, Yahya Akben. Kimi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, kimi eski ombudsman, kimi eski vekil, kimi eski bakan ama AK Parti ile irtibatlı bu arkadaşlar başta olmak üzere Geri kalan sekiz kişiye söylüyoruz. Belgeleri bekliyoruz. Açıklayanın kiri koyacağız. Bu sekiz kişi kendilerine verilen kredi kartından üç milyon TL harcamış. Bunu söyleyen Sayıştay'ın raporu kapı gibi. Açıklama yollayanın açıklamasını söylemek boynumuzun borcudur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışayım. Şimdi bir kere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yine trollerini harekete geçirerek, gönüllülerini de harekete geçirerek dün Gara'nın bir zafer olduğuyla ilişkin bir Twitter çalışması yaptılar. Şimdi Gara'nın zafer olması için 13 evladımızın burnunun bile kanamadan 12'si bizim vatandaşımız bir Kuzey Iraklı vatandaşın burnunun bile kanamadan oradan gelmesi orada zayiat vermememiz önemliydi. Şimdi Gara'nın bir destan diyorlar destan olması için operasyonun başarılı olması lazım. Gidildi ki ciddi eleştiriler var yani bu bir kurtarma operasyonunun çok iyi bir istihbarat çok iyi bir hazırlık çok ciddi bir gizlilik içinde yapılması lazımken davullarla zurnalarla önden bir müjde vereceğim deyip tarihe de işaret ederek ardından 40 tane jetle helikopterlerle ve oradaki bulunan alıkonulan kişilerin hayatlarına özen gösterilmeden yapılmış bir operasyon ve Türkiye'nin bu konuda çok yetkin ekipleri timleri varken bunun yapılmadığı, acele edildiği konusunda çok çeşitli rahatsızlıklar var. Bunu bu konuda daha önce görev yapmış askeri personel de söylüyor, bu konuda uzmanlar da söylüyor ve bu konuda e, kamuoyu tatmin olmuş değil. Biz de değiliz, kamuoyu da tatmin olmuş değil. Burada bu operasyonun yapın, yani 13. Alıkonulan kişi oradan sağ salim çıksaydı biz Recep Tayyip Erdoğan'ın ceketini çıkarmış, kravatsız, beyaz gömlekli, kolları sıvamış, böyle çeşitli aşılardan çekilmiş operasyon talimatını verirken ki fotoğraflarını görecektik. Önce siz görecektiniz, sonra dıdıdıdın son dakika bütün ekranları tek renge boyayacaklardı zaten. Şimdi bu talimatı kim verdi? Bu kararı Kim verdi? Bunun söylenmesi lazım. Bunun açıklanması lazım. Ve birinin sorumluluğu alması hatalı olanın da bir bedeli ödemesi lazım. Bakan mı? Bakansa bakan. Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı o. Siyaseten zaten her şeye karar veren tek adam var. Ama bunun açıklanması lazım. Bu operasyonun yapılmasıyla ilgili karar, yöntem sırasında yaşananlar, öncesinde ve sırasında yaşananlar son derece muğlaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Meseleyi şuraya sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bombardımanla ölmediler. Bunları PKK öldürdü. Bunun için kanıt göstermeye gerek yok. Biz PKK'nın değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin söylemine itibar ederiz. Bunu baştan beri söyledik. Burada bir çelişki yok. Burada çelişki bir İsrail askeri için neler yapılıyorken beş buçuk yıldır Şimdi gayret gösterdik. Duy da inanma hepimiz biliyoruz burada. Biz bizeyiz. İki sene önce anneler geldi. Meclis koridorlarında gezdiler. Hangi siyasi partinin kapısında kaldıkları kabul edilmedikleri ortada. Paylaşalım videoyu içleri rahat etsin. Paylaşalım. Paylaşalım videoyu içleri rahat etsin. Ama ondan sonra şunu yaptık bunu yaptık. Başaramadılar. Yanlış yaptılar. Eksik yaptılar. Ve bu konuda sadece böyle sonu yuvarlanarak odur budur hepimiziz devlettir falan filan diye söylemenin tatmin edici bir tarafı yok. Efendim, Buyurun. Şimdi şeyle ilgili, <laughs> Ben dinledim yani mecliste yaptığı konuşmadan bahsediyorsunuz. Bir kez şöyle bir şey söyleyelim. Yani İsmet Yılmaz daha ne desin ama sonunu şey diye bağlıyor. Devlet bazen bunları kullanır. Tamam kullanır. Biz de biliyoruz kullanır da. Mesela siz Abdullah Öcalan'ından bir mektup okutup da PKK elindeki silahlı kuvvetlere, emniyete ve sivil elinde tuttuğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını serbest bırakmalıdır diye bir açıklama yaptırdınız. Örgütün içindeki bu farklı fikri kullandınız da biz bunu eleştiriyor değiliz. Keşke yapsaydınız da evlatlarımız kurtulsaydı. Siz ne yaptınız? Anketlere biz de baktık, siz de baktınız. 23 Haziran seçimi geliyor. 20 Haziran'da 500 binin farkın 500 binin üstünde olacağını gösteren anketler var İstanbul'da. İnanılmaz bir kırılma var. Ekrem İmamoğlu ile yine. Bineli Yıldırım'ın yüzünden düşen bin parça. Süleyman Soylu'nun sinirden damarları çıkmış. Son çare Abdullah Öcalan'dan mektup gelmiş. Kürt seçmene diyorlar ki bine Ekrem'e oy verme, Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım'a ver. Üstü kapalı. O da diyor ki tarafsızlığa davet etti işte sandığa gitmemeye falan. Böyle bir şey. Biz İstanbul'daki her bir seçmenden Ekrem İmamoğlu hepinizin gözünün önünde o istedi. Onlar İmralı'ya birini yolladılar hukuksuz bir şekilde çünkü avukat değil, bir şey değil, aileden değil. Mektup aldılar, Anadolu Ajansı'na bunu okuttular. Bunu devletin bekası için mesela Abdullah Öcalan'dan bütün PKK'lılar teslim olmalıdır diye bir mektup okutsan bu devletin işi. İstanbul seçimlerine karışmak devletin işi mi İsmet Yılmaz? Olacak şey mi? Osman Öcalan'a kırmızı bültenle aranıyor sonradan diyorlar olduğunu bilmiyorduk. Kırmızı bülten bizim aradığımızı bütün dünyaya bildirmektir. Bütün dünyadan yardım istemektir. Belli şartlar sağlanmıştır. Kırmızı bültenle arandığını bilmiyorduk diyor. Erbil'deki evine TRT'nin kamerasını yolluyor adam ya. Sonra devlet bu işleri yapar. Yapar da Seçimi CHP kazanmasın, AK Parti kazansın diye yapmaz. Onu yapınca işte devlet partisi parti devleti oluyorsun. Hepimizin vergisiyle toplumun bir kısmına haksızlık ediyorsun. Tutulacak yeri yok açıklamanın. Evet. Buyurun. Şimdi tabii ki şöyle bir değerlendirmemiz olur. Dün ben uzun uzun bunu anlattım. O kadar detaya girmeyeyim ama şunu söyleyeyim. Bir yıla yakın bir süredir diyoruz ki dünyadaki gibi Türkiye'de de yani yedi aydır söylüyoruz bunu. İl il rakamları açıklayın. Almanya, Amerika mahalle mahalle açıklıyor bunu. Anlık açıklıyor bunu. Açıklayın. Bir yerde hiç vaka yokken esnaf boşuna kapalı. Veya insanlar evde hapis. O ilçede vaka yok. Çıkmanın riski yok. Bir yerde aş, aşırı sayıda vaka var ama aynı tedbir düzeyindeyiz. Bu olmaz diyoruz. Tedbirleri yerelleştirin diyoruz. Şimdi farklı bölgelere bölmekten falan bahsediyorlar. Şehir şehir tedbir almak lazım. Şimdi dün açıklanan o tabelaya dün burada göstermiştim. Önden baktığınızda Tayyip Erdoğan'ın gidip kalabalık toplamaması gereken beş şehirde bunu so en az yapması gereken hiç yapmaması gereken beş şehir var. Beşinde de kongre yapmış. Kimine gitmiş? Kiminde de uzaktan toplandınız mı toplandınız? Hay maşallah bu salgına rağmen bu ne güzel kalabalık lebalep doldurmuşsunuz. Olmaz. Normalde öyle bir şey duysalar yani bu normalde öyle bir kalabalık toplansa hemen müdahale edip dağıtmak lazım. Ne yapıyorsunuz? Salgını yayıyorsunuz diye. Zaten orada toplanan maden işçisi olursa dağıtıyorlar. Öğrenci olursa dağıtıyorlar. Esnaf olursa dağıtıyorlar. Gerekçe pandemi. Avukatlar toplanıp seçim yapacağız deyince yapamazsın diyorlar. Yasak getiriyorlar İçişleri Bakanlığından. Tek istisna var. Siyasi partiler o da AK Parti kongresini yapsın diye kucak kucağa el ele bir el ele tutuşun göreyim diyor mesela. O yüzden son derece yanlış. Baştan görsen gitme dersin. Sondan görünce de niye gittin diyorsun. Ve bakın oralardaki o kadar yüksek vaka sayısı varken bu kongrelerin 20 gün sonrası o kongreye katılan değerli vatandaşlarımız, önemli kısmı da AK Parti'nin üyesi olan vatandaşlarımız ve aileler için büyük sağlık tehdit çok büyük yanlış yapılmıştır. Diğer yandan dün de söyledim sorduğunuz için tekrarlıyorum. Bir masanın iki köşesine birer müşteri oturtmak yasak. Lokantalar kapalı. Kahvehanede her masada bir kişi oturup çay içse yasak. Kahvehaneler kapalı. On aydır kapalı olan yerler var suçları alkollü içki satıyor olmak. Ama hınca hınç kongre ve teşvik yani bir kere olur teşkilatına yazarsın aman arkadaşlar sadece delegeler gelsin. Mümkünse açık havada yapın. Aynı ortamda olmayın ama doğrusu yapmaması yapıyorlar. Kabul edilebilir gibi değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kongreleri Türkiye Cumhuriyeti'nde salgınla mücadele karşısındaki en büyük tehdittir. En büyük engeldir. Vaka artışını en çok tetikleyecek işi yapmaktadırlar çünkü. Vallahi bizim işimiz soruyu sormak. Onun işi soruya cevap vermek. Ona beş tane soru sorduk. Soruların içinde hiçbirinde hakaret yok. Trump'la aran iyiydi. Neden yardım istemedin? Rahibi verirken askerlerimizi kurtaraydın. Biraz önce konuşuldu. Abdullah Öcalan'dan o konuda e, İstanbul seçimlerine müdahale için yardım alacağına bu askerlerin bırakılması için çaba sarf etseydin. Bunun siyasi sorumlusu kim? Bu tip sorulara sinirleniyor. Cevap vermiyor. O zaman bir tane daha soru soralım. Şimdi dün tuttu yine o samanyolu galaksisi diyormuş. Biz hala saman diyormuşuz. Biz saman ithalini başka bir düzlemde eleştiriyoruz. Yalana bak ki sırf A Haber izleyen şöyle anlayacak. Saman yoluna uzaya gitme deyince biz saman diyormuşuz. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Birincisi şu. Ülkelerin uzayla ilgili çocuklarının hayal kurması güzeldir. Yöneticilerinin bu hayale ortak olması ve destek vermesi de güzeldir de. Bunu 19 sene sonra yani iş işten geçtikten sonra mesela verdiği rakamları uzay ajansının başkanı da yalanlıyor. Diyor ki 2023 öyle Astronot yollamak, kozmonot yollamak 2023'te falan yok. 2023'te uzaya taş atacağız. Ay'a taş atacağız gidip. 2028'de bir araç inecek ama içinde canlı olmayacak. Bu yaptıklarını da Rusya'dan 64, Amerika'dan 68 yıl sonra, Rusya'dan 64 yıl sonra yapmış olacaksın. Ondan sonra da döneceksin, dolaşacaksın bir uzay hayali. 19 yıl önce kurulaydı iyiydi. 19 yılda bu işe harcanan para ama sadece uzay ajansı değil, TÜBİTAK'ın, üniversitelerin, hava kuvvetlerinin ayrılan toplam bütçe 2 milyar. 2 milyar lira sadece. Ve bu sene bakın elimde yatırım programı var. Bakın uzay çalışmaları için yine hava kuvvetleri, TÜBİTAK, üniversiteler, uzay ajansı toplam bir buçuk milyar. Seneye 1.4 milyar, 2023'te 1.7 milyar para. Bu parayla hiçbir şey yapılamayacağını herkes bilir. Örneğin uzay yolculuğuna bu, karayollarına 32 milyar. Yani uzay yolculuğuna 1.5 milyar, karayollarına 32 milyar. Uzay yolculuğuna bir yılda ayırdığı parayı 365'e bölün, 4 milyon. Sarayın günlük harcaması 10 milyon. Sarayın günlük harcaması 10 milyon. Uzay yolculuğuna 4 milyon. Çıkıp da hayal satarken 2023'te, 2028'de astronota isim bulun. Uzay Ajansı Başkanı diyor ki ancak 2023'te sert, 2028'de yumuşak. Astronot, kozmonot bilmem ne yok orada. Keşke olsa. Keşke 19 yıldır çocukların bu hayaline yöneticiler ortak olsaydı da bugün övüneceğimiz işler yapsaydık. Kaldı ki Ruslar gitti, Amerikalılar gitti, Çinliler gitti falan. Şimdi kimse Ay'a gitmeye çalışmıyor. Almanya niye çalışmıyor? İngiltere, Fransa, İskandinav ülkeleri. Pahalı, lüzumsuz, keşfedecek bir şey yok. Başka uzay çalışmalarına kaynak aktarıyorlar ve doğru yapıyorlar. Vizyoner işler yapmak lazım. 60 sene sonra taklit etmemek lazım. Uzaya taş atmanın bir marifeti yok. 1959'da attı Ruslar. Uzaya alet indirmenin bir kıymeti yok. 1966'da değil mi? 66'da Ruslarla Amerikalılar birkaç ay arayla indiler oraya. Başka şeyler yapmak lazım ama sıkıntı şu. Anketler baş aşağı. Nasıl İstanbul'u gördüler? Abdullah Öcalan'a sarıldılar. Anketler baş aşağı. Önce toplumun bir kısmı için önemli değerli görülen Ayasofya'nın açılışıyla ilgili acaba onu başarabilir miyiz? Yıllardır açmayıp aç diyene Sultan Ahmet boş dururken ne Ayasofya'sı diye fırça atanlar önce Ayasofya sonra anayasa sonra aya yolculuk. Sırf anketlerdeki sıkıntıdan bir de arada doğal gaz buldum gaza gelir misin seçmenim? Seçmen gaza gelmiyor Anayasayı değiştirsem kabul eder misin seçmenim? Seçmen umursamıyor, dönüyor öbür türlü aya yolculuk yapacağım inanır mısın seçmenim? Karnı aç karnı. Teyze diyor ya. Ha diyor karnım aç deyince havaya bakıyorsun. Öyle havaya istikbal göklerdedir ama Atatürk'ün dediği o değil. Atatürk'ün dediği teyzeyi böyle can kulağıyla dinleyeceksin. Sonra istikbali göklerde arayacaksın. Sana açım diyen teyze havaya bakıp duymazdan gelen cumhurbaşkanı olmaz. Teyzenin gözünün içine bakacaksın. Vali yollayıp da bir daha yapma dedirtmeyeceksin. Adam, bir da de. Buyurun. Süleyman Soylu bakın çok net bir şey yaptı çıktı kürsüye. Dedi ki: "Bir vekiliniz Garay'a gitti. Sorarsanız ismini açıklarım." Değil mi? Soruldu. Açıklamıyor. Ya şimdi böyle bir şey olur mu? Yani bakan informasyon bilgilendirme mi yapmaya gelmiş, manipülasyon yapmaya mı gelmiş? Söyle. Sorarsanız söylerim diyor. Kim soracak? Milletvekilleri soruyor kim o açıkla diye. Açıklamıyor. Siz kamu adına soruyorsunuz. Gazetecisiniz gördüm kapıdan çıkarken uzatılmış mikrofonlar, teypler ismini açıkla açıklamıyor. Bakanın partisine soruluyor, grup başkan vekili açıklamıyor. Ortaya bir laf atıyorlar, açıklamıyorlar, bunu tartıştırıyorlar. Açıkla, yani sorarsanız söylerim dediysen söyleyeceksin kardeşim, niye söylemiyorsun yani? Hani vardır yoktur git bilmiyorum. Gidilmişse de son derece yanlış bir şeydir. Yani bu konuda tutumumuz her zaman bellidir. Ama sorarsanız söylerim deyip sonra söylememek neyin nesidir? Niye bizi bu kadar boşuna meşgul etmektedir? Süleyman Soylu yani geliyor kamuoyunu trollüyor gidiyor. Olmaz ki yani. Bir bakanın bir ciddiyeti olur. Sorsanız da söyleyemem ismini o bende kızdı saklı dese söylememesini anlarsın. Bir gereği vardır falan. Ama sorarsanız söylerim deyip sorunca söylemiyor. Sonra soru dönüyor bize soruluyor. Süleyman Soylu'ya sormak lazım ısrarla. Başka soru yoksa teşekkür ediyoruz arkadaşlar.